Ve Suriye ordusu İdlib ve Halep kırsalına yığınak yapan terör örgütü heyeti Tahrir Şam'ı vurmaya başladı sayın seyirciler. İsrail'in Lübnan ve Suriye'de artan saldırıları HTŞ'de askeri hareketlilik yarattı. Bölgedeki gelişmeleri Ulusal Kanal'a değerlendiren emekli Tuğgeneral Doktor Özgür Tör, HTŞ'deki hareketliliğin İsrail saldırılarından bağımsız düşünülmemesi gerektiğini ifade etti. Terör örgütü Heyeti Tahrir Şam, İsrail'in saldırılarını fırsata çevirmek istedi. Suriye ordusu ise HTŞ'ye göz açtırmadı. Suriye ordusu İdlib ve Halep kırsalına askeri yığınak yapmaya başlayan HTŞ'nin mevzilerini bombardımana tuttu. Cılız şekilde karşılık vermek isteyen HTŞ'nin ise Rus Ilyushin uçağını vurmaya çalıştığı, başarısız olduğu öğrenildi. İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye saldırılarının bölgede yeni sızmalar yarattığı, Hizbullah'ın da bu nedenle kuzeydeki güçlerini bu bölgelere kaydırdığı öğrenildi. Suriye güçleri ise kuzeyde boşalan alanlara yerleşmek isteyen HTŞ terör örgütünün vurulduğunu bildirdi. HTŞ ve benzeri terör örgütlerinin Suriye'nin kuzeyindeki hareketliliğini Ulusal Kanal'a değerlendiren emekli Tuğgeneral Özgür Tör, bu durumun bir plan dahilinde İsrail'e yaradığını belirtti. Ama her halükarda Suriye ordusu burayı bırakmamak için HTŞ'le bir savaşa girişecek. Suriye, Lübnan'ı düzeltiyorum, İsrail durdurabilecek önemli bir güçtü geçmişte. Şimdi bugün Lübnan-İsrail savaşını konuşuyoruz. İsrail'in hedefi Lübnan'ın bir kısmını işgal altına almak. Şimdi bu hedefi tahakkuk ettirmek için Lübnan'ın arkadan gelen desteği kesilmesi üzerine bir stratejik plan kuruyor İsrail. Bunu bu şekilde okumamız lazım. Yani burada ETŞ'de, İdlib'de, Halep'te öyle bakmamak lazım. Burada bakılması gereken şey özellikle İsrail'in işini kolaylaştırmak için, taarruzlarını kolaylaştırmak için Suriye üzerinden Lübnan'a gelecek yardımların kesilmesi üzerine kurulan bir plan. Şimdi çünkü ikmal hattı buradan geliyor. Öte yandan Suriye ve Rus savaş uçakları bir dizi ortak hava saldırısı düzenleyerek Laskiye ve İdlib'de Türkistan İslam Partisi ve El-Nusra cephesine ait mevzileri de vurdu. Rus Su-24 ve Su-34 uçakları 20'den fazla bombardıman yaptı.